Tonu 1250 lira arkadaşlar. Buğday 2,5 lira. Saman 1250 lira. Böyle bir şey hiç görülmedi bugüne kadar. Ama iktidara sorarsanız işte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri zekamızla dalga geçti geçen hafta. Uçan arabalar evresine geçmişiz. Yakın bir zamanda uçan arabalar üretecekmişiz arkadaşlar. Karada yürüyen arabayı göremedik. 10 yıldır vaat ettikleri uçan gökyüzündeki uçakları göremedik. O uçaklar nasıl uçaksa benzinleri bitmedi. Hala gökyüzünde uçuyor. Billboardlarda görüyoruz araçları ve uçakları. İktidar bu yalan rüzgarına son vermeli. Yoksa bu millet sandıkta bunun hesabını çok net bir şekilde vuracak. İktidar gidici. Buradan söylüyorum. Vatandaş artık her şeyi görüyor. Bizim çok bir şey yapmamıza gerek yok. İYİ Parti'nin lideri Anadolu'yu karış karış geziyor. Ben 15 Eylül 2018'de Ankara İl Başkanı olarak atandığımda bazıları bana şunu söylemişler. Demişler ki ya Polatlı'dan geldi bu arkadaş. Taşra siyaset değil Ankara siyaseti bir olmaz. Ankara'da esnaf geziyor. Tırnak içinde söylüyorum. Alaycı bir tabirle Ankara'nın esnafı mı biter diye. Biz de dedik ki siyaseti biz böyle gördük. Vatandaşa temasla, vatandaşın ayağına giderek bize böyle öğretildi. Ben koltuğumda, makamımda oturarak siyaset yapmayı tercih etmiyorum dedi. Ve Ankara'da taksi durakları, berberler, esnaflar, ulus, hal, tüm esnafları ve gittiğimiz ilçelerdeki esnaflarımızı geziyorum. Allah'a şükürler olsun ki doğru yaptığımızı Sayın Genel Başkanımız da yaklaşık bir yıl sonra şöyle bir karar aldı. Ben Anadolu'yu gezeceğim bundan sonra. Hem de ilçeleridir. Hem de ilçeleri. Çok şükür liderimiz de bizi doğrulamış oldu. Yaptığımız işin ne kadar kıymetli ve doğru olduğunu o gün bir kere daha anladık. Doğru yaptığımız hiçbir yoldan da asla bir adım bile geri adım atmadık. Bugün de Polatlı'dayız. Biraz sözü uzattım. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Basın mensuplarının soruları varsa soruları alabilirim. Efendim, şimdi az önce şey dediniz. Gökpınar Barajı 3-4 yıla kadar bitmez dediniz. Geçtiğimiz hafta AK Partili Milletvekili Emrullah İşler geldi ve biz de ona bunu sorduk. Gökpınar Barajı ne zaman bitecek dedik. Yıl sonunda bitecek dedi. 2021 sonunda. 2021 yılı Temmuz ayı başı. Söylenen rakam. Emrullah Bey Kızılcamamlıdır. Emrullah Bey Kızılcamam bölgesinde bir barajla karıştırmıştır. Biten bir barajla karıştırmıştır. Emrullah Bey Gökpınar Barajı'nın yolunu biliyorsa geldiğinde bir daha onu sorun. Tarif etsin. Navigasyon da bile gösteremezler. Arkadaşlar ben yerinde gittim gördüm. O barajın su dolumu bir yıl. Öyle tekrar söylüyorum. Havanda su dönmeyle olmaz. Gidecekler yerinde görecekler. Gidecekler yerinde görecekler. Gökpınar'ın son halini. Bundan sonra cevap verecekler. Bir daha geldiğinde lütfen bir A4 kağıt uzatın. İYİ Parti Ankara İl Başkanı sizin bu barajın yerini bilmediğinizi iddia ediyor efendim. Kroki'de bu baraj neredeymiş? En yakın köy neredeymiş diye bize bir tane köy ismi saysın orada. Biz de özür dileyelim kendilerine. Barajın yerini bilmiyorlar. Kendileri gazeteci arkadaşlar bilir. Burada tecrübeli eski arkadaşlar var. AK Parti heyeti yola çıktı. Belirli bir mesafeden sonra barajı bulamadılar. Geri döndüler. Polatlı'da oraya giden ikinci bir siyasetçi yok arkadaşlar. İYİ Parti ekibi hariç. Öyle yok. Oturarak yörük sırtından kimseye kurban kestirmeyiz. Biz gittik, yerinde gördük. Durum bu. Muhalefetten de istiyoruz bitirilsin. Keşke bitirilse de Sakarya beslense yaramıza merhem olsalar. Biz yapılan hizmetin karşısında değiliz. Ama insanların zekasıyla dalga geçmesinler. Yani barajın bitmesi ihtimali bile görünmezken 2021 yılında bitiriyorlarsa olağanüstü yeteneklere sahipler demek. Aynı tıpkı Fuat Oktay Bey'in uçan arabaları icat ettiği gibi. Ya da Mars'ta yatırımları bir yer alınır. Efendim bir sorum daha var. Bildiğiniz gibi son günlerde su zammı ile ilgili Mansur Yavaş aleyhinde paylaşımlar yapılıyor. Bu su zammı olayının aslı astarı nedir? Bir açıklık getirebilir misiniz? Arkadaşlar bu